Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. 23. sözün ikinci mebhası, 5. nükte. İnsan şu dünyaya bir memur ve misafir olarak gönderilmiş, çok ehemmiyetli istidat ona verilmiş ve o istidadata göre ehemmiyetli vazifeler tevdi edilmiş ve insanı o gayeye ve o vazifelere çalıştırmak için şiddetli teşvikler ve dehşetli tehditler edilmiş. Başka yerde izah ettiğimiz vazife-i insaniyetin ve ubudiyetin esasatını şurada icmal edeceğiz. Ta ki ahsen-i takvim sırrı anlaşılsın. Zaten dersin mevzii ahsen-i takvim. Parmağını koy da başını okuy. Evet. Ki 23. sözün başına tamam. Çık hele. Başını. Bak işte mevzii bu yani. Hani üstad 23. söz oku. Bismillahirrahmanirrahim. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَ سَافِلِينَ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِرُوا الصَّالِحَاتِ. Zaten dersin mevzu. Cenab-ı Hak ne buyuruyor Kur'an-ı Kerim'inde? Diyor ki, لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ. Burada lem kasem için, yemin olsun diyor, Allah yemin ediyor. Yemin olsun. Yemin olsun ki, hem lemde yemin var, bir de kaddel tahkik var. Yemin olsun ve muhakkak muhakkak ki ben insanı ehsen-i takvimde yarattım. Malumunuz hasen güzel, ehsen daha güzel. Hatta hasen güzel, ehsen daha güzel. Ya bu insanın neresi ehsen daha güzel yani insan? Zaten ters yap. Hani bir ruh var, bir de beden. Bir mana alemi, ruh alemi, bir de beden. Ehsen-i takvim. Bakırsan ki insanın ruhu Allah öyle bir şimdi ona ne diyecek? Öyle bir kabiliyet, öyle bir istat vermiş o ruha ki ama insan ruhuna öyle bir kabiliyet. Bir defa akıl vermiş yani ruha akıl vermiş bir defa. Akıl gibi bir nimet. Ne demek yani? Düşünsün öyle yani. Akıl olmasa insan diğer hayvanlar gibi oluyor. Ya akıl vermiş o insan ruhuna. Ama o yetir zaten. Bitir meseleyi akıl. Yani Allah Allah. Ruha akıl vermiş sonra efendim, ruha efendim merhamet vermiş, şefkat vermiş, efendime söylemiş, sonra ruha kabiliyet vermiş, istidat vermiş. Ruhun kabiliyetinin, istidadının meyvesi bugün şimdi bu teşhis, bu ilim yani. Bak bugün bu ilim nereye dayandı da, nerelere gitti. Eskiden mesela adam deveye biniyor, deveyine yola gidiyordu. Değil mi şimdi? Şimdi insanların devesi bulutlar üzerinde 500 kişi 3 saate Medine'ye gidiyor. Şimdiki deve bu. Bu insanın istidadının meyvesi yani. Semeresi yani. Allah Allah. Allah. İnsanın ruhuna bu kabiliyet vermiş yani. Allah Allah. Bırak o 500 kişiyi alıp da 3 saate Medine'ye gitmesini bırak da ruha Allah'ı bilme kabiliyetini vermiş yani. Allah'ı sevme istadını vermiş yani. Allah'ı tanıma, Allah'tan korkma kabiliyetini vermiş yani. Allah Allah. Ama yani ruha bunu vermiş yani. Bak insan ruhunda. Ruhu bile güzel yani. Neyse ersen. Da bundan güzel bir şey olmaz yani. Ersen değil. Ersen. Ersen değil. Ersen. İnsanın mesela azaları var yani. Azaları. Gözlerinize bakınız. Gözlerinizde nedir? Ehsen. Hayvanların gözü hesen, insanların gözü ehsen. Değil mi yani? Hayvanların gözü var, hesendir. Da güzel. Kulakları var, hesendir. Güzel o değil. Ama insanın gözleri ehsen. Niye? Çünkü gözüyle görüyor, akliyle düşünüyor. Allah Allah. Gözüyle görüyor, akliyle düşünüyor. Gözüyle görüyor, lisanıyla okuyor. Hele bu ne iş yani? Gözüyle bakıyor, lisanıyla okuyor. Allah Allah. Okuduğunu düşünüyor. Allah Allah. Bak düşün. Yani ya, bu ne demek yani? Aman yarabbi ya. Allah Allah. Değil mi insanın gözleri de ehsen? İnsan dinliyor.
dinleye dinleye alim oluyor, arif oluyor, değil mi efendim söylüyor. Büyük insan makamına geliyor, neyle geliyor? Dinlemeyle okuyor da alim oluyor da. Demek kulaklar dersen, aha. Peki kulaklar diye akla ne diye dediklerim gibi yani Allah'ı, onun değeri olmaz yani. Ta 33 sene evvel Konya'ya gittim. İşte bu Risale'yi okumak için geziyordu o zaman da yani. O zaman böyle talebe pek yoktu. Esnaflar böyle toplandılar. Konya'da esnaflara bir ders okudu o zaman da. Her nasıl olduysa da bizzata dedim ki, yahu sana bir şey soracağım, buyur dedi. Dedim sen cehennemi iyi biliyor musun? Dedi iyi biliyorum. Cenneti, cennet diye biliyorum. İyi dedi. Senden konuşlanır. Madem onları biliyorsun. Sen bir an cehennemlik olduğunu farz edin. Sana desene ki cehennemden kurtulmak için senin vücudundan bir arıza alacağız. Sonra cennet cezası verir misin? Vereceğim dedi. Peki dedi. Sözünde dur. Beğenir mi? Beğen dedi. Dedim aklını alacağız cennete git. Yok vermem dedi koca. Burası demin dedin vereceğim. Vermem dedi aklını. Oraya baktım Allah aklını geri. O da dedim ya o ileri adam mesela şimdi deli adamı cennete koysan ha cennet ne manası oluyor ya. Cennetin değeri insanın aklıyla okuyor yani cennetin değeri insanın aklıyla. O da böyle bir şey aklımıza gelmiş de aklın değeri olmaz ki ya Allah ne demek yani subhanallah. Allah insana ihsan etmiş Allah ya. Ya sana baktım nahiyetsiz mehlukları var sayısını Allah bilir. Melaikeleri var, cinleri var, perileri var, insanlar var, çok var. Hazreti Allah bu mahlukat içerisinde melaikeler dahil en çok insanı seviyor. Ya en çok insanı seviyor. Enteresan bir Allah'ımız. Bir de insan, mümin insanı seviyor. Bir de mümin insanız elhamdülillah değil mi arkadaşlar ya? Mümin deyince aklıma neler geldi, neler geldi. Mümin deyince aklıma neler geldi, neler geldi. Tabi sizin aklınıza da gelmiştir yani. Gelenin biri bu. Hele bakalım siz ne dersiniz? Şimdi bir tek mümin, kendinden başka olan müminlerin her gün 5 vakit duasına mesel oluyor. Allah Allah, hele bak ya. Bir mümin, kendinden başka dünyada ne kadar mümin var ise her gün 5 vakit namazda onların duasına mesel oluyor. Ne okuyor mümin namazda? Allah'ın mehbirli vel valideyye vel mümine yevmeğum. Aha. Bu ne zamandan bu yani bu Allah'ın mehbirli vel valideyye vel mümine? Bu peygamberimizden başlamış ya. Peygamberimizde namazında Allah'ın mehbirli vel valideyye vel mümine okuyor değil mi? Bizi onun duası ne meselesi de elhamdülillah. Bu duaya mesela insanlar cehenneme gitmez zannetmiyorum. Peygamber sana dua etsin, Allah seni cehenneme göndersin. Olur mu bir şey? Olmaz. Ondan sonra sahabeler de bunu okumuşlar da namazlarında. Onların da duasına meselesi. Bir mümin, başta peygamberimizin sahabeleri. Ondan sonra 1500 seneden bu yana gelen bütün müminler duasına bak 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 bak. Allah Allah, Allah'ın bütüne bak ya. İnsanları sevdiği için Allah'tan gelir bu tabi. Aman yarabbi Allah. Kendi ölecek, günah defteri kapanacak. Kıyamete kadar müminler ona Allah'ın mehbiri vel ver. Allah Allah. Bu ne büyük bir manevi servet. Manevi bir devlet. Nasıl bir devlet ya? Bu nasıl düşünüyor? Mümin deyince aklıma bu geldi. Yani Allah Allah. Her gün bir işte müminin derecesi Allah'ın yanında. Aman yarabbim. Allah. Peygamberin derecesini hiç anlayamayız. Evliyaların derecesini hiç anlayamayız. Mümin derecesi bileyken onların derecesi Allah'ın yanında. Aman yarabbim nasıl olur? Bu kadar mehlukat içerisinde en çok sevdiği Cenab-ı Hakk'ın insanı seviyor. Levlake levlak, lema haleftü refrak. Meşhur bu. Levlake levlak, lema haleftü refrak. Ey insan-ı kamil sen olmasan ben efrak yaratmazdım. Allah Allah. Kâne Allahu ve lem yekun me'ahu şey'un. Peygamberimiz buyuruyor bunu. Kâne Allahu ve lem yekun me'ahu şey'un. Allah idi. Var idi, var. Ezel. Ezel olan ebedidir. Bir de
Allah var diye kendisine beraber hiçbir mehluk yok, yok diye buyuruyor Peygamberimiz. Arif de kendi, mehluk de kendi, kendi kendini tazim ediyor, tebcil ediyor, tazim ediyor, tehmid ediyor, erhan kemaşan. Aynen geneyle. İhtiyana bak, bütün güzelliklerin menbeği de Allah'ta. Ya, güzelliklerin menbeği Allah'ta. Çiçeğin güzelliği Allah'tan geliyor. Ya, ağacın güzelliği Allah'tan geliyor. Öyle de dağların güzelliği Allah'tan geliyor. Fağların güzelliği Allah'tan geliyor. Yıldızların güzelliği Allah'tan geliyor. Güneşin güzelliği Allah'tan geliyor. Melaikelerin güzelliği Allah'tan geliyor. İnsanların güzelliği. Allah güzel de mehluku da güzel. Aynaları da güzel. Aynaları da güzel yani. Kâne Allah'ı veren ve cümle şey. Bütün güzelliğin menbeği Allah. İyiliğe güzele ayna lazım. Güzele ayna lazım. Değil mi? Ha tabii. Güzel eylese bütün güzelliğin menbeği olduğu için istedi ki kendini bir aynada göre Peygamberimizin ruhunu yarattı ilk defa ayna olarak. Allah'u ekber. Yani Allah Allah. Peygamberimizin ruhunu nurunu yarattı ilk defa, ilk mehluk olarak. Peygamberimiz Aleyhisselam bütün mehlukatın, bütün kainatın maddi menevi şeyi değil. Yani bütün şeyi değil Peygamber. En evvel onu yarattı, kainat ondan. Melaikeler ondan sonra efendim. Allah Allah. Bir şeyi de göre günü yarattı. Sonra Peygamberimiz ağacın başına meyve olarak çıktı geldi. Hani de kurma şeyi değil. Çıplar olarak yere gömersen ondan bir ağaç çıkar, o kurma şeyi değil. Meyve olarak ağacın başına gelir. Öyle değil, şehit olarak değil de. Şimdi Peygamber diyor, meyve olarak ağacın başına gelir. O ne meyve yahu, Allah Allah. Nasıl tadı var, nasıl meyve, yiysen tükenmiyor. Milyarlarca Müslüman insan, hep onun getirdiği meyveyi yiyorsunuz. Usanmadan, doymadan ye hay Allah Allah. Bu nasıl bir kainatın, nasıl bir meyvesi, Allah Allah. Kainatın nasıl bir eseri yaman ya tabi. Allah getirdi, bizi ona ümmet etti arkadaşlar. Yani. Değil. Hazreti İbrahim'e, Hazreti İsa'ya, Musa'ya değil de ahir zaman peygamberle bizi ümmet etti. Hazreti İsa Ulul Azim peygamber. Ulul Azim peygamber kitap sahibi de İncil sahibi. Ulazim peygamber, Allah'tan niyaz edildi ki ben ahir zaman peygamberliğim ümmetine kabul ederiz, sen gelmesin bu Allah Allah. O sebep peygamber, elhamdülillah ya Allah Allah. Ya Allah bizi, bakın bir de böyle düşünelim yani Allah Allah Allah. Bir de böyle düşünelim, nasıl düşünelim ki biz hiç yokduk. Hiç yokduk yahu. Bak hiç yokduk yahu. Yoklusa da şer. Varlıksa da hayır. Ama neyin varlığı olursun? Yokluksa da şer. Neyin yokluğu olursun? Taşın yokluğu şerdir canım. Şu nebatatın, bu ne bu? Her yokluk şer. Varlık mutlak hayır. Şeytanın var olması hayır. Bu mesele bitti yani. Ya Allah, hayır var olmak çok iyi. Bizi Cenab-ı Hak hiç yokluk yarattı. Bir de böyle düşünmek lazım. Taş Allah'a secde edelim, şükredelim. Bizi yokluk yarattı ama taş olarak yaratsaydı nasıl olurdu? Taşları da, taş da mevcut bizde. Bizi taşlardan ayırt etti. Değil mi siz? Niye? Taşın canlı ruhu yok yani. Efendim. Ne etti? Bize efendime söyleme. Hayat verdi. Taşta hayat yok yani. Hayvanların da hayatı var. Burada hayvanlarla ortak olduk. Onların da hayatı var, bizim de. Öyle değil mi? Nebatatların da hayatı var da iyi büyüyor bizim. nebatatlar da beraber olduk. Onların da hayatı var, bizim de hayatımız var. Sonra nebatatlardan bize Allah ayırt etti. Ne oldu? Hayat verdi. Onlarda hayat yok yani. Gözlü, kulaklı, işte hissiyatlı bir hayat verdi. Bir nebatat. Gözlü, kulaklı hissiyatlar onun hayvanlarda da var. Beraber olduk. Sonra insaniyeti verdiği hayvanlardan ayırdı bizi. Allah tebrik ediyoruz.
insan etiydi, hayvanlardan ayırdı. Allah Allah, ne kadar güzel bir şey. Demek kafirler de beraber oldu. Onlar da insan, biz de insan. İslamiyet'i verdi, kafirlerden ayırdı bizi. Allah Allah, mümin sınıfına girdiyiz. Kafir sınıfına sınıfına bunlar. Düşündü mü Allah'a şükredip secde etmemiz lazım ya insan daha. Hiç yokluğu var oldu. Yani. Böyle bundan insan düşünmesi lazım yani Allah Allah. Yokluğsa da şer Allah Allah. He yani öyle bir hayat verdi ki ebedi bir hayat. He ya. Dünya müvekkat bir yani müvekkat bir kışla yani. Hani Osmanlıların Enderun mektebi varmış. Osmanlıların Enderun mektebi varmış. Değil mi? Saraya aldıkları adamlar o Enderun mektebini de terbiye eder, okudur, sonra saraya alırlar. Yoksa orada gider, anarşi saldırırlar da okumadan. Öyle değil mi? Ha, şimdi bu dünya bir Enderun mektebi. Cenab-ı Hak bizi bu mektebe getirdi. Burada okuduracağız, burada şehadet namemizi alacağız, saraya gideceğiz cennete. İnşallah. Ha, bu Enderun mektebinde yetiştirdi Cenab-ı Hak bizi, ta ki saraya alayım. Öyle değil mi yani? Ha, tabii. Ha, cennete giden adam, her şey memnun olacak yani. İle bir şey, her şey şundan razı olacak. İle bir isteyene değil. Ve o buradan gidecek işte. Elhamdülillah. Peki buradan işte nasıl olacak? Bizim bir hocamız olması lazım. Peygamberimiz başta hocamız. Sonra. İşte ustalar gibi, Abdullah Yenar gibi. Hocalarmış böyle efendim. Bugünkü hocadır Bediüzzaman Hazretleri. Ahirzaman hocası. Allah Allah. Ahirzaman peygamberi. Ahirzaman hocası. Ahirzaman. Ahirzaman peygamberi. Hatem-ül Enbiya. Hatem-ül Enbiya olduğu için onun derecesi geçmiş peygamberlerden üstündür. Hatem-ül Enbiya olduğundan dolayı ya. Ustad da Hatem-ül Enbiya. Evliyaların hatamı. Geçmiş evliyaların üstünde. Derecesi. Ya ustadın derecesi. Hatem-ül Evliya. Hatem-ül Evliya olduğu için onun derecesi geçmiş evliyaların üstünde. Geçmişteki evliyaları da okumakla az çok biliyoruz mesela. İmam-ı Rebani'nin meşrubatı var ama ustadın yazdığı eser 6000 sehve. 6000 sehve, 6000 sehve. Aha, böyle bir şey. Ya, 6000 sehve. Hiçbir alim, hiçbir müşrik yazmamış böyle bir şey. 6000 sayfalık bir marifet hazinesini bize miras bıraktı gitti ya. Marifet hazinesini. Dünyada herhalde olsa her şeyden bezilir. Herhalde olsa her şeyden bezilir. Bezilmeyen, usanmayan bir şey vardır. Nedir biliyor musunuz? Marifet. Marifet ilahi, marifet-i Rabbani. Usanmayan, değil mi? Bezilmeyen bir şey vardır. Nedir? Merifet. Allah Allah. Ne usanılır, ne bezilir. Yedikçe iştahın açılır. Nasıl? Misali var mı? Var da. Şimdi her gün dünyanın her yerinde risalelerini okuyoruz ya. Allah Allah. Her vakıfta. Her yerde risalelerini okuyoruz ya. Allah Allah. Ama bu nasıl bir şey yok. Yurt geçmişte bile bir şey yok yani. Bugün risalelerini Türkiye'yi dışarı taştı değil mi? Almanya'da medreselerimiz var. Ne demekti? Yani ustadın sesi Almanya'dan gelir, Avrupa'dan gelir, Afrika'dan gelir, Asya'dan gelir, Allah Allah. Moskova'dan gelir. Ustadın sesi Allah Allah. Böyle bir, zaten Allah bizi talep etti. Peygamberimize ümmet, hocamız, son hocamız da Bediüzzaman Hazretleri, eser 6000 seferi, işte Risale'nin külleti önünde. İnsan mesela, Yunus Emre'nin gazelini 3 defa dinlese 4. de bezer. Ama Risale'yi okusan bezmiyorsun ya. Kursa'da anlattı beni Allah rahmet eylesin. Her sene onun ziyaretine giderdim. Bazen iki olurdu, başka yere gittiğim halde ama her sene illa onun ziyaretine. Çok sohbetlerinde bulundum dedi, hocam 90'ı geçtim dedi yaşı. Bu Risale'yi duyuyor. Kulağına kadar okuram, bir gün okuram sana dedim, yeni okuram yanımdan dedi. Ne bezili ne usanık. Hani bak, iyi olması okunmaz ki. Allah'ın dedi. Bu esirdeki bizim gibi Müslümanlara Allah'ın inayeti oldu yani.
Bir de şu var yani. Ben bazen geziyorum yani böyle. Allah benim adetimden bir de bile gezmek yani. Nasılsa işte. Adetim yani. Hani başka işte insan işte. Kusurdan kal olmaz. Bir kusurum da bu benim. Geziyorum yani. Geçen gene Bursa'ya gittim. 10 sene bir medrese tıkım tıkım. Balıkesir'e gittim. Yalova'sına gittim. Allah Allah. Allah tıkım tıkım ya. Bu neyin nesi? Bu niye böyle? Allah bir de baktım ki ya o Risale-i Nur efendim bizi bir ahir haline getirmişti ondan. Allah Allah. Risale-i Nur bizi bir ahir haline getirmişti ondan. Allah Allah. Ya ben bir kitapta gördüm. Diyor ki dindeki garabet diyor nesepteki garabetin üstünde. Dindeki garabet nesepteki garabetin üstünde. Allah Allah. Allah be subhanallah. Hey ya. Öyle. Ben çok kusurlarım size diyemem kusurlarım diyeyim ama fakat bu Risale-i Terbiye'nin sevdiğim bir şey bir budur yani. Benim bir tek benim kusurum Risale-i Terbiye'ni bile çok sevmek Allah için. Onun için geziyorum. Bir sevmesem neye gezeceğim ki yani? Bu belli bir şey. Allah Allah. Öyle bir şey Risale-i Terbiye'ni elhamdülillah. Hatta Türkiye'nin içine geçti Risale-i Terbiye'ni. 40 küsur lisana tercüme edildi. Allah Allah. Bu Bediüzzaman Hazreti ne kadar bereketli bir insan oldu. Acaba diyeyim niye bu Pakistan'dan da gelebilirdi, Hindistan'dan gelebilirdi, hani şuradan buradan. Neden buradan geldi? Bir de ben bunu düşünüyorum. Acaba neden hani? Böyle düşündüm de dedim değil mi ecdadımız bu ustadımızın sözü gene diyor ki sahabeden sonra İslamiyet'e kemaliyle hizmet eden bu Necip Kavim. Ustadın ibadeti. Sahabeden sonra diyor, İslamiyet'e kemal ile hizmet diyor. Çok da herkesin hakkı var. Bu Necip Kavim diyor. Ustad diyor yani. Dedim, demek ki belki o babalarımız, ecdadımızın İslamiyet'in hizmetinden dolayı Allah Bediüzzaman Hazretleri'ni yani buradan getirdi. Sonra düşündüm nasıl olmuş diye baktım ki Selçuklulara bakın yani. 175 sene Haçlı seferleri harp etmişler, ulu camileri yaptırmışlar yahu. Ne olsa da hadise. 175 sene Haçlı seferleri harp, ulu camileri, hamamları yaptırmışlar, medreseleri yaptırmışlar. Onlar yorulmuş, bitmişler, dene bak Osmaniler vermiş, nöbet onları almış, 600 sene. 600 sene, bir ana babadan doğmuş bunlar yahu. Bir ana babadan, bir nesil hiç yok dünyada, eşi yok. Dünyada bizim tarihimiz gibi daha güzel bir tarih, meziyetli bir tarih yok. Kimseye Allah nasip etmemiş yani tarihimiz ya. Tarih çok mühim biliyor musun? Milletler tarihleriyle yaşarlar ya. Bizim tarihimiz gibi bir tarih. Meziyetli bir tarih, meziyetlerle dolu. Bak Osmanlılara bakın hele. Her nereye gitmişler iki şey götürmüşler. Bir madde, onların ihtiyaçlarını götürmüşler. Bir de mana, İslamiyet'i götürmüşler yani. Ha burada aklıma bir şey geldi. 76'da hacca gittim. Hacı Şakvar onunla beraber. 76'da. Neyse hacca gittim. İşte Mekke-i Mükerreme'de Abdülkadir Badirli orta, Ahmet Apay. Bunlar da görüştük. Dediler ki hocam Bekir Bey Cidder diyorsun da gidelim Bekir Bey'i ziyaret edelim. Pekala dedim. Araba geldik. Cidde'ye radyoya geldik. Burada memur dedi ki, müdürden izin almazsınız da Bekir Bey'le görüşemezsiniz. Nasıl ederim? Dedi, orada müdürün kapıyı düğün asar. Müsaade eder dedi, kapıyı düğünü. Öyle bir delikanlı kaşımıza sıktı ki, 35 yılında ne kadar güzel, boyu, soyu, kaşı. Allah Allah. Ha yani. Bizi öyle bir iltifatla içeri büyüttü. Dedi, Bekir Bey'i ziyaret edeceğiz. Bekir Bey dedi, başladı. Bu üniversitede Bekir Bey, ey abid desen Bekir Bey, sehi desen Bekir Bey, şu desen Bekir Bey, Allah Allah. Abdülkadir Batılı'da da iki tane müsefi şerif var, tevafuk ustadın, bunları meleke verecek. Aklında, dedi hocam ben birini buna vereceğim, vereyim mi? Hemen ver dedim. Hemen çarpıyını, o ayağa kalktı, bir de kalktı. Müsefi şerifi böyle başladı baştan. Er-Rahman'a gelince bir eş kaç geldi. Orada dedi ki her ne kadar İslamiyet bu iki beldede nazır olduysa dağıtımını dedi sizin ecdatınız yaptı dedi. Ya onu söyle.
dağıtımı dedisine ilerledi. Bukhara'ya İslamiyet'i kim götürdü? Türkistan'a yıkın sefer. Sineklerini götürdü. Hele dedi bu Şeyh Mehmet'in yaptığımız hizmet yeri köşesinde. O Şeyh Mehmet kim? Şeyh Mehmet böyle Şeyh Mehmet bekti. Bizim bir Şeyh Mehmet'imiz var, arabalar efendim hep böyle değil ya. O Şeyh Mehmet. Yok, ben de diyorum, öyle bir şey yoksa biz biliriz Şeyh Mehmet. Şeyh Mehmet dedi, İstanbul'u fethedin desin. Allah'a sallallahu Şeyh Mehmet seçti. Yani kardeş dedi, her ne kadar İslamiyet burada. Yani Allah Allah. Ecdat diyelim işte yani Besir-i Bediüzzaman gelmesi, o ecdadımızın yani Şeyh hizmetinden sonra yani böyle kendime bir cevap verdim. Öyle bir şey. Evet şimdi çok konuştuk ya, bu dersi yerde bıraktık. Şimdi ne dedik? Lekat halakna insanı fi ahsani. Ahsani anlattık yani insan ruhu da ahsan. Efendim mesela ruhun kılıfı olan bedeni de güzel. Endemi de güzel. Böyle bir endemi de insandan başka Cenab-ı Hak kimseye vermemiş ki. İnsana bir cümleyi ifade etmeyi istiyorum. İnsana izafe edilen her şey güzeldir. İnsana izafe edilen. Nasıl? İnsanın bir oturuşundan bir oturuşu da bu oturma hangi hayvanlarda var? Nasıl söyleyeyim? Ama oturmanız da ersen. Yatmanıza bakın. Hangi hayvansın gibi yatıyor? Yatmanız da ersen. Konuşmanız da ersen. Okumanız da ersen. Ersen. Kırmanız da ersen. Düşünmeyin. Daha ne yahu? Hani Sultan'la da Sultan Ahmet güzel. Niye? Kubbe güzel. Sütunlar güzel, pencereler güzel, kapı güzel, Sultan Ahmet güzel. İnsan güzel, aklı güzel, endemi güzel, gözü güzel, kulağı güzel, insan güzel. İnsan ersen. Kadar çıkarayım insan. Tekvim. Söyle bakalım. Hayır, ersen ters. Zaten dersin mevzu o dedi. Burada, okuyun burada. İnsan şu dünyaya bir memur ve misafir olarak gönderilmiş. Hay ya. Efendim ki yani bir de bunu düşen yani memur olmayan hangi mehluk var ki? İnsan bundan istisna edilsin. Memur olmayan hangi mehluk var? Güneş mi memur değil, ay mı? Ağaçlar mı memur değil, dağlar mı memur değil, yıldızlar mı memur değil, melekeler mi memur değil? Allah Allah! Melekeler deyince aklıma şu geldi. Sûre-i Bekare'de Hazreti Allah ne diyor? Sûre-i Bekare'de anlatıyor o ayette. Melekelere diyor ki, ben bir mehluk yaratacağım. Ey melekeler! Melekeler de Allah'a diyorlar ki, ya Rabbi, biz sana ibadet ediyoruz, seni tesbih ediyoruz, tehmid ediyoruz falan. Hani ben küçükken kocalarımız bize melekeleri anlatmıştı oradan aklımda. Melekeleri böyle öğrenmiştik yani küçükken kocalarımızda. Melekeler yemezler, içmezler, doğmazlar, doğurmazlar. Daim Hakk'a tesbih eder dururlar. Melekeler böyle üretmişler. Melekeler böyle yani. Diyor ki, melekeler diyor ki, ya Rabbi, sen kan töken, yeri fesat eden bir mehlul nasıl yaratırsan, biz sana kâfi değil miyiz? Cenab-ı Hak buyuruyor ki, onlar sizin bilmediği ben bilirim. Müfessirin diyor ki, o melekeler ne bildiler insanın kan tökmesini diye Allah-u Mahfuz'da gördüler. Öyle diyor. Müfessir diye cevap veriyor. Ben bir Hindi sana bak melekeler yemezler, içmezler, doğmazlar, daim Hakk'a tesbih eder dururlar. Böyle. Şimdi müminlere gelelim. Mümindir başka. Ama mümin ama günahları çok yani. Bence her mümin tonlar kadar belki günahı var. Kendime nispeten diyeyim benim olduğu için hani. Tonlar kadar günah işleyen müminleri hiç günah etmeyen melekelerden çok sevir Allah ya. Onlar bize hizmet ederler, biz onlara değiliz yani. Yanında ne kadar melekçe var senin? Ya yanında ne kadar melekçe var? Senin bu yanında kalan melekçe seni öldüğünden sonra nerede kalacaklar biliyor musunuz orayı da? Ama sen öldüğün, onlar nerede kalacak? Mezar kabristanın başında bekliyorlar. Ya. Şimdi mesela ben İstanbul'a gireceğim, hiç kimsenin haberi yok. Ama başvekil geçse yanında neler var? Gazeteciler, şunlar, bunlar. İnsan işte onun gibi yanında melekeler var, Allah Allah. Oturmasını pozunu alıyorlar, konuşmasını alıyorlar. Sağ sol melekeler var, Subhanallah. Mühim bir mehluk. Her şey kayıt ediliyor.
Hayvanın her şeyi kredi edilir mi? Olmaz da ya. İnsan her şeyi kredi, Allah kredi ettiriyor. Kendi biliyor, bir de kredi ettiriyorsa hesapta, gel sana hesaplarım diyor. Aha senin pozların, aha senin işlerini, Allah Allah Allah. Mühim bir mevhum budur. En çok sana bak, şimdi melekeler muhtelif bir mehluk, yani ne demek? Bir meleke var ki bir tek yağmura müvekkil o kadar. Dağlara ait melekeler var, deryalara ait melekeler, melekelerin cinsi çok. Çok. Peygamberimiz buyuruyor ki her yıldız melekelerin mescidi ile bir Efendimiz. O yıldızlar melekelere dolu idi, iğne aslan yere düşmez diyor. Sonra Peygamberimiz bir tesbih konuşuyor. Bir insan yükünü hayvana yükler, semerini de koruyor, semerinden yükünü yükler. Hayvan gittiği vakte o semer tızırlar diyor Efendimiz. Yıldızlar da diyor, melekelerin dolmasına öyle tızırlıyor diyor yani. Melekelerle dolu. Arşara melekelerle dolu. Arşara'daki melekeler Allah'a tesbih, tehmid, tesbihten sonra Kur'an-ı Kerim. Bu Kur'an ifadesi. Orada Allah'a tezim ediyorlar, tebliğ, tesbihten sonra bize müminlere dua ediyorlar ya. İşte mümin ümmetten başladı. Müminlere aşağıdaki melekeleri dua ediyor. Yıldızlardaki melekeleri dua ediyor Allah Allah. Elhamdülillah. Değil mi yani Allah? Sen gel Allah'a secde etme bakayım ya. Ya sen gel Allah'a secde etme ama yarım. Allah da işte. Üstadımız ya Allah büyük büyük. Allah büyük. Üstadımız yine bir ifade deyle buyuruyor. Diyor ki, iki kutbün dairesindeki hesap rakamlarına sığışmayan bir uzaklıktadır. Kainatanla diyor. Kainat ne kadar büyük? İki kutbün dairesindeki hesap rakamlarına sığışmayan bir uzaklıktadır. Ama şimdi iki kutbe bir bez bağla, hayalan. Bağladı da bak hayal ne kadar güzel bir şey. Değil mi ya bak. Oradan buraya rakam yaz. Yazdın mı? He, oku bakalım. Ya. Ben korkumdan korka korka konuşuyorum. Bırak dedim Cebrail de ne okuyamaz ya bu rakamı. Kainat ondan büyük. O rakamdan. Allah Allah. Usta diyor yedi küre yer var böyle diyor. Yedi küre ya. Allah da Allah'ın büyüklüğü yok diyor. Onun mülkü de büyük olması lazım. Kainat bu kadar büyük. Allah kainattan büyük. Çünkü kainat ne kadar büyük ise hüdütlü ve mehduttur. Sayılır. Allah'ın kudretinin sonu yoktur. İlminin de sonu yoktur. İradesinin de sonu yoktur. İhsanların da sonu yoktur. Güzelliğin de sonu yoktur. Allah güzel. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah ne kadar güzel, ne kadar büyük ya Subhanallah. Demin dedik ya, çiçeğin güzelliği Allah'tan gelir, dağın güzelliği Allah'tan gelir, bağın insanı da Allah'a. Allah güzel de, asarı da güzel. Necip Fazıl Bey'in bir ifadesi var da ona gene rahmet olur diye bunu söyleyeyim. Allah kalbini fırnır etsin. Bunlar büyük mücahid idi. Büyük mücahidlerden biriydi o. Buyuruyor ki, bir güzel ki güzellerin güzeli aynalara gelin. Bir güzel ki güzellerin güzeli aynalara gelin. Aynalar müminler insanlar Allah Allah. Bir güzel Allah. Sen onu güzelsin Allah, güzeldir Allah Allah. Ha, şimdi ne dedik? Memur olmayan bir kimse yok ki, bir mehluk yok ki. Güneş memur, dağlar memur, ağaçlar memur, deve memur, at hep memur, tavuk memur, yumurtasını getiriyor, tek yücüdüğün, berikiyetini, öteki yücüdüğün, memur sapak, memur sana. Dağlar memur, yıldır hep memur. İnsan buradan istine dinmez ki. Bu da ince bir mesele var. Güneş memur, bize hizmetkar olarak. Dağlar memur, bize hizmet ettiğinden dolayı, hayvanlar memur, biz bizzat Allah'ın memuruyuz, Allah amirimiz. Bizzat Allah'ın amiriyiz ya, ne kadar güzel bir şey Allah Allah. Allah emrediyor, biz gülüyoruz. Değil mi yani? Emrediyor, kızıyor, nehyediyor, yapmıyoruz Allah'ın emri ya. Biz Allah'ın bizzat Allah bizim amirimiz, onun memuruyuz yani, ne kadar güzel bir şey Allah'ın bir memur. İnsan bu dünya bir memur. Ve misafir olarak. Bir de misafiriz. Peki misafire konak sahibi lazım. Misafir dediğim gibi demek konak sahibi ortaya çıkıyor. Öyle mi oluyor yani? He öyle oluyor. Hem sen yok sen anlıyor musun? Evet. Misafir dediğim gibi konak sahibi lazım. Kim konak sahibimiz?
Bu yani İstanbul'un muhtarı olmazsa olamaz ki bu yani konaklar. Bir memur bir misafir. Bir misafir kim demek? Mihmanlarımız Allah. Onun misafiriyiz. Allah'ın misafiriyiz. Gittim mi İstanbul'a? He gittim. Kime misafir? Sultan Fatih. O ya aman. Bu nasıl bir şeref ya. Biz kim misafir? Allah'ın misafiriyiz. Yani suframız, aha 700'i, deryalar senin sufran, ağaçlar senin sufran, meyve Allah Allah, suframız da bu. Niye mihmandar Allah, ne yani Allah. Misafir yani bir kahvaltıdayız yani, kahvaltı var da. Kahvaltıdayız yani. Şimdi evde yemeğini cennette yiyeceğiz, bu kahvaltı. Evle yemeğini inşallah cennette edeceğiz. Bu dünya kahvaltı. He ya, dünya öyle yani. Dünya insanı tetkimiz gibi bir kahvaltı. Demin dedik, dünya ne dedi? Osmanlıların şeyi gibi. Hangi? Enderun gibi. Enderun gibi yani. Ha, bu dünya öyle, Enderun mektebi yürü yani. Yani kulluk mektebi, kulluk işlası denir yani. Biz Allah'ın kulları geldik burada, Allah'a kulluk nasıl olur? Öğrenelim de gidelim. Şimdi bu ders tam bize kulluğu öğretecek. Tam bizim dersimiz yani. Öyle bir denk geldi ki sormayın. Allah'ın müsefiriyiz, Allah'ın memurlarıyız, Allah'ın efendime söylüyorum. Şimdi oku. Çok ehemmiyetli istidat ona verilmiş. Ha, kabiliyet yani. Bugünkü insanın istidadının meyvesi, bugünkü fen, teknik daha. Say bakayım öyle. İşte televizyondur, bilmem ne, hep insan ister, kabiliyeti değil mi? Ortada yani. Evet, sonra. Ve o istidadata göre ehemmiyetli vazifeler tevdi edilmiş. Başta iman, Allah'a bilme. Namaz, niyaz, ha. Mescid, bunlar yani. Evet. Ve insanı o gayeye ve o vazifelere çalıştırmak için şiddetli teşvikler... Evet. Kılarsan cenneti vereceğim, kırmasan cehennemi mesela. Ve dehşetli tehditler edilmiş. Başka yerde izah ettiğimiz vazife-i insaniyetin ve ubudiyetin esasatını şurada icmal edeceğiz. Ta ki ahsen-i takvim sırrı anlaşılsın. İşte insan şu kainata geldikten sonra iki cihet ile ubudiyeti var. Tam bizim dersimiz. Kul ya hani. Kulluğu veriyoruz abi. Tam tavafuk etti ya. Evet, sonra? Bir ciheti, gaibane bir surette bir ubudiyeti, bir tefekkür var. Diğeri, hazırane, muhataba suretinde bir ubudiyeti, bir münacatı vardır. Birinci vecih şudur ki, gaibane. Kainatta görünen saltanat rububiyeti, itaatkârâne tasdik edip, kemalatına ve mehasinine, hayret kârâne nezaretidir. Allah'a, kemalatına verdi. Birinci verdiği bir doku da, nasıl yani? He? Kainatta görünen saltanat rububiyeti... Ne ya, bir saltanat var kainatta. Yani bu yıldızlar, sayısız yıldızlar kimin eseri? Ha, burada da bir güneşler, bu dağlar hep bir saltanat var yani kainatta. Ha, bunlar kimin? Daha onu diyor yani, değil mi? Saltanat rububiyeti... İtaat kârâne tasdik edip, kemalatına ve mehasiline hayret kârâne nezaretidir. Ben bir hadis-i şerif gördüm de Peygamberimiz buyuruyor, Ya Rabbi, hayretimi artır, hayretimi artır. Bir de Sugra Bey anlattı, Allah selametü versin. Dedi, bir gün cipine bir yere giderdik, dedi, bir buğda tarlası karşımıza çıktı, dedi, ustak dedi, eylet, eyleti, indi cipten. Burada tarlası boğuma kalkmış, yeşil. Rüzgarda vuruyor dedi, böyle sanki şöyle dalgalanıyor her şey. Bir de usta ne olsa baktı dedi. Dedi, tamaşası benim olsun da, burada sen saman kimin olursa olsun. Hayret cana, tamaşası ya, hayret cana. Kainata bakarsan yıldızlara, Allah'a hiram olursan. Gelip giden güneşe bakarsan, niye bitmiyor bu güneş? Neden bunun efendime söyleyeyim, feyzi, bereketi bitmiyor ya? Ya insan bunları düşünmesi lazım da ya. Ya düşünmek lazım yani.
hatta ya. Allah bize aklı neden verdi tefekkür için? Kimi Allah'ı? Peygamberimiz buyuruyor. Tefekkerü fî âlâ illâhi. Allah'ı tefekkür edin asarından, dağından, bağından, yıldızından. Allah Allah. Vela tefekkerü fî zâtillâh. Zâti düşünün. Tefekkerü fî âlâ. Allah'ı asarından biliyorsun yani. Allah-u Ekber. Sonra Esma-i Kutsi-i İlahiye'nin nukuşlarından ibaret olan bedi sanatları. Allah ne güzel ifadeler, çok şahane ya, Allah Allah. Sonra Esma-i Kutsi-i İlahiye'nin Esma-i Mukaddes isimlerin Kutsi-i İlahiye'nin nukuşlarından ibaret olan bedi sanatları. Allah'ın isimlerinin nakışın çoğulu. Nakışlarından ibaret olan bedi sanatları. Ecip senedi, ecip senedi. Allah'ın her seneti ecip. Ya bir nebatata bakın, ezip bir şey daha. Ye toprağa bakın ya, ezip bir şey. Nasıl bu nebatatlar? Hayvanlara bakın, orada ezip ya. Uçan kuşlara baksan ezip. Denizdeki balıklara baksan ezip. Ben bazen düşünüyorum. Ben bir hayvan kitapta gördüm. Denizdeki mehlukat, karadaki mehlukatın 10 katı. Etebilen var gibi. 10 katı. Denizde hayvanlarla dolu. Allah onları yaratıyor, rızıklarını veriyor. Allah Allah. Balına balığı da doyuyor, iğne balığı da, Allah oradan bakın. Resulallah. Bu kadar hayvanı hep doyuyorlar, şikayet yok, bir şey yok. Ne taraftan baksan Allah-u Teala'nın büyüklüğü karşına çıkıyor hani. Denizlere bakın. Denizdeki hayvanlara, balıklara bakın ya. Bir balık tutatı, milyon yumurta veriyor ya. O yumurtalar da onların planlarını Allah yaratıyor. Allah Allah. Demin nedir unutma, çünkü Allah'ın büyüklüğünün nihayeti yok, yaradılanlar nihayetsiz. Ondan bak, onu bakarız. Yani yaradılanlar küçük kalıyor Allah'ın yanında. Allah'ın mülkün nihayeti dedi ki, kudretin nihayeti, ilmin nihayetsiz canım. Heh, evet. Birbirinin nazar ibretlerine gösterip, nukuş dedi de, Esma-i Kusye-i İlahiye'nin nukuşlarından ibaret olan. Nakışlar, işte dağ nakışı, bağ nakışı, yıldızlar. Ama insanda nakış, ama üstad insana nakş-ı azam diyor. Allah'ın tabi nakışları var, en son nakış İslam. İnsan, insandan başka bir nakış yapmamış yani. Son nakışı İslam, insan. Allah'ın kudretinin sonu insanda kalıyor yani. İlminin sonu da son insandan başka bir şey yaratmamış ki kudret orada kalsın. Kudretinin sonu sende kalıyor, ilminin sonu sende kalıyor, iradesinin sonu kalıyor. Anlaşılabilir mi ya burayı? Ya da burası çok mühim. Yani Allah'ın ya böyle kudreti senden nihayet bulur. Daha senden başka bir şey yaratmamış ki kudreti söyleyesin. Tabi. Hayır. Nukuş nakışlar. İşte her şey Allah'ın nakışı belli. İnsan nakışı zaten. En büyük nakış insan. Allah. Evet. Esma-i Kutsi İlahi'nin nukuşlarından ibaret olan bedi sanatları. Ha, garip, acip. Birbirinin nazar ibretlerine gösterip dellallık ve ilancılıktır. Allah'ı birbirine nasıl anladın? Asar ile. Ağacın altında oturarsan, yaprağıyla, meyvesiyle, arkadaşa Allah'ın altından atan suyuyla deli salay nur, nur terbesi bu iş görüyor. Evet. Sonra her biri birer gizli hazine-i maneviye hükmünde olan Esma-i Rabbaniye'nin cevherlerini idrak terazisiyle tartmak, kalbin kıymet şinaslığı ile takdirkârâne kıymet vermektir. Sonra kalem-i kudretin mektubatı hükmünde olan mevcudat sayfelerini, şu ifadeye bakın, arkada insan tetmih ediyor. Kalem-i kudretin mektubatı hükmünde olan mevcudat sayfelerini, her sayfa Allah'ın kaleminin bir neyi oluyor? Sayfası oluyor. Sayfa. Arz ve sema yapraklarını mütala edip bir de okusun da hiç araya girmeden bak hele. Sonra kalem-i kudretin mektubatı hükmünde olan mevcudat sayfelerini yerler göğler arz ve sema yapraklarını mütala edip hayret kârâne tefekkürdür. Sonra
şu mevcudattaki zinetleri ve latif sanatları istihsankârâne temaşa etmekle onların Fâtır-ı Zülcelâli'nin marifetine muhabbet etmek ve onların sani zülkemalinin huzuruna çıkma ve iltifatına mazhar olmaya bir iştiyaktır. Üstad-ı Mesel Yeter buyuruyor ki bizim memlekette bir ile safta insanlar var ki üstad buyuruyor. Ben. İşte Bitlis'te oralarda bizim Erzurum'da. Öyle saf insanlar var şimdi bir padişahı biliyor ya o zamanlar yani. 100 sene, 90 sene evvel. Nasıl biliyor? Yani padişah ocağının başında oturmuş pilavını pişiriyor. Böyle böyle saftırıyor. Ustadın ifadesi. Ben de şimdi diyorum ki o şimdi o zatın geçen elinden tutsan da hani padişahı böyle bilen ocağının başında oturup da pilav düşen padişahı geçene ben gösteririm. Ha ben isterim onu görmeyi ya. Gel geçen evvel ben o padişahın sana askerlerini gösteririm. Göster bak yedi ordu asker. Ne demek? Yedi ordu askerin üstüne hazretlerini gösteririm silah. Ha Allah hele işe var ya. Hele gel gel efendim bundan silahını. Bir neyi gösterelim? Tifadeki onun vilayetlerini göstereyim. İşte bu İstanbul'un ne şu Allah öyle şey yok. O pilav pişen padişahım. Gel gel bir de onun hazinelerini göstereyim. İşte altınları, mücevherlerini, cevherlerini hep aynı. Gösterdin mi burada? He ola. Ola ola demiş. Ne kaldı? Ya bir de kendileri göstereyim var ya. Huzuruma çıkmış. Kainatı düşünmez. Ne diyor Üstad? Bin sene mesulden hayat değil. Cennetin bir anına. Cennetin bir saatine mukabil gelmez diyor. Cennetin bin sene mesudana hayati bir seyret rüyat Allah. Allah Allah. Ahmetsel rüyat. Evet. İkinci vecih huzur ve hitap makamıdır ki eserden müessire geçer. Görür ki bir Sani-i Zülcelal kendi sanatının mucizeleriyle kendini tanıttırmak ve bildirmek ister. O da iman ile, marifet ile mukabele eder. Sonra görür ki bir Rabb-ı Rahim rahmetinin güzel meyveleriyle kendini sevdirmek ister. O da ona hasr muhabbetle, tahsisi taabbudle kendini ona sevdirir. Sonra görüyor ki bir mün'im-i kerim, maddi ve manevi nimetlerin lezizleriyle onu perverde ediyor. Besliyor yani. Maddi nimetler belli de manevi nimetler elimiz ve merifet yani. O da ona mukabil fiiliyle, haliyle, kaliyle, hatta elinden gelse bütün hasseleriyle, cihazatıyla şükür ve hamdü sena eder. Sonra görüyor ki bir celil-i cemil şu mevcudatın aynelerinde kibriya ve kemalini ve celal ve cemalini izhar edip nazar-ı dikkati celbediyor. O da ona mukabil Allahu Ekber, Subhanallah deyip mahviyet içinde hayret ve muhabbet ile secde eder. Sonra görüyor ki bir gani-i mutlak, bir sehavet-i mutlak içinde nihayetsiz servetini, hazinelerini gösteriyor. O da ona mukabil tazim ve sena içinde kemal iftikar ile sual eder ve ister. Sonra görüyor ki o Fâtır-ı Zülcelal yeryüzünü bir sergi hükmünde yapmış, bütün antika sanatlarını orada teşhir ediyor. O da ona mukabil maşallah diyerek takdir ile, barekallah diyerek tahsin ile, subhanallah diyerek hayret ile, Allahu Ekber diyerek istihsan ile mukabele eder. Sonra görüyor ki bir vahid ehad şu kainat sarayında taklid edilmez sikkeleriyle, ona mahsus hatemleriyle, mühürler yani, ona münhasır turralarıyla, ne demiyor ya? Ona has fermanlarıyla bütün mevcudata damgayı vahdet koyuyor.
Şimdi ona kız buraya bir de sonra görüyor ki bir vahid ahad şu kainat sarayında taklit edilmez sikkeleriyle. Taklit, mühür demesi ki yani. Sikkeye tabi mühürle mühür sahibinin ismi yazılır, öyle mi olur yani? Mühür demek üzere mühür sahibinin. Şimdi Allah'ın mühürü nedir yani? Siz, evet, bunu bir anlayalım öyle. İşte bir yumurta Allah'ın mühürüdür de. Yani bir yumurta Allah'ın mühürüdür yani. Ne yazılıyor o yumurtaya? Vehvele külşeyin kadir yazılır da. Her şeye kadir olmayan yumurta yaratamaz ki. Çünkü yumurta kainatın neticesi. Çayitler yeter. Vehvele külşeyin kadir yazılır yumurtaya. Daha ne yazılıyor? Vehvele külşeyin alim de yazılıyor. Sikkesi bu. Sikkeye mühür sahibinin isimleri yazılır. Bir insan da aynı. Bir çevrede de bu yazılıyor. Bir dağda da bir mesela nasıl yani. Der. Sikke bu. Tehlit edilmez. Hiç kimse yumurtayı tehlit edemez ki ya. Yani hani karıncanın kanadını tehlit edemez ki yani. Onun sikkesi ona mektup yani. Allah'a mektup yani. Allah Allah. Her yerine her Allah'a mektup. Ne ifade eder bu Allah? Bir ifade. Böyle insanı tedmin ediyor. Ela bi zikrillahi tatmeinnul kulub. İşte böyle okuyacaksın ki ya. Evet. Şu kainat sarayında taklit edilmez sikkeleriyle, ona mahsus hatemleriyle, ona münhasır turralarıyla, ona has fermanlarıyla, ferman semavi kitaplar. Bütün mevcudata damgayı vahdet koyuyor ve tevhidin ayatını nakşediyor. Ve afak-ı alemin aktarında vahdaniyetin bayrağını dikiyor. Ve rububiyetini ilan ediyor. O da ona mukabil, tasdik ile, iman ile, tevhid ile, izan ile, şehadet ile, ubudiyet ile mukabele eder. İşte bu çeşit ibadat ve tefekküratla hakiki insan olur. Ahsen-i takvimde olduğunu gösterir. Bunu böyle düşündün mü işte ahsen-i takvim bu. Düşünemedin mi? Sümmeledet nahum. İmanın yümliğine emanete layık emin bir halife-i arz olur. Ey ahsen-i takvimde yaratılan ve su-i ihtiyarı ile esfel-i safilin tarafına giden insan-ı gafil. Beni dinle. Ben de senin gibi gençlik sarhoşluğuyla gaflet içinde dünyayı hoş ve güzel gördüğüm halde gençlik sarhoşluğundan ihtiyarlık sabahında ayıldığım dakikada o güzel zannettiğim ahirete müteveccih olmayan dünyanın yüzünü nasıl çirkin gördüğümü ve ahirete bakan hakiki yüzü ne kadar güzel olduğunu 17. sözün 2. makamının 219-220. Sayfelerinde yazılan iki levha-i hakikate bak, sen de gör. Birinci levha, ehli dalalet gibi fakat sarhoş olmadan gaflet perdesiyle eskiden gördüğüm ehli gaflet dünyasının hakikatini tasvir eder. İkinci levha, ehli hidayet ve huzurun hakikati dünyalarına işaret eder. Eskiden ne tarzda yazılmış, o tarzda bıraktım. Şiire benzer. Fakat şiir değillerdir. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Amin. Rabbi şrah lena sadrana ve yessir lena emrana ve ahlul ukdeten min lisanina yefkahu kavlena. Allahümme salli ve sellim ala zâtil muhammediyetil latifetil ahadiyye. Şemsi semâil esrar ve mezharil envar ve merkez medaril celal. وقطب فلك الجمال اللهم بالسري لديك وبسيري إليك آمنا خوفنا وأقلنا أسرتنا ويذهب حزننا وحرسنا وكن لنا وخذنا إن إليك منا وارزقنا الفناء عنا ولا تجعلنا مفتونا بنفسنا محجوبا بحسنا واكشف لنا عن كل سر مكتوب يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم وارحمنا وارحم رفقائنا وارحم أهل الإيمان والقرآن آمين يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين و
وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.